sosyal devlet. Tamam, tamam, tamam. Değerli konuklar, değerli İstanbul Sayın Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sayın Vekilerden canlı olarak bu program yayınlanmaktadır. Ayrıca... Bir iki açıklığı tabi resepsiyonlarda Amerikan vatandaşlığım var. Resimler çekiyoruz. Burada şey, oradaki kafeteryada adet olmuş sandalyenin altını Nobelcilerimiz alıyor. Kafeteryaya gittiğinizde hangi Nobelcinin üzerinde oturuyorsunuz? Da onu gösteriyor. Dediğim gibi bir sürü yemekler var, fontan, konserler, bir sürü şey oluyor. O şey verecekleri zaman, ödül verecekleri insan tükeniyor yani. Ve dediğim gibi bir de hasta bir karımız var, yani o ağır şey, o Nobel ödül vereceği gece ne o uyudu, ne ben uyudum. Ve şimdi Nobel'i takdim edecekler, bizi yan odaya almışlar sahneye çıkmadan önce. Kral ailesini bekliyoruz ve orada ne olduğunu şimdi burada göreceksiniz. Orada biraz kestirdim ama yetmedi. Sahneye çıktığımda gerçekten ciddi söylüyorum, korkuyordum. Şeyler, ayaklarım takılacak, yüzüstü düşeceğim diye. Ve bu orada bekliyorum, beni anons edecekler. Bak, kızmış dünyadan şey. Aslında ben konsantre ediyorum, uyanık kalmaya çalışıyorum. Sonra dediğim gibi yine Allah yardım etti, ödül aldık. Düşmeden ödül aldık. Biraz önce arkadaşlarla bir söyleşi oldu. Nobel hayatımızı nasıl değiştirdi? Tabii çok değiştirdi. Sağ olsun hem devletimiz, hem Türk halkı ve bütün Türk dünyası. Gerçekten çok büyük ilgi gösterdi ve o bana çok dokundu. Bu tabii posta puanına koydular. Amerika'da meşhur Times Square şey var, onu biliyorsunuz. Orada gündük şeyleri gösteriyorlar. Burada bir hafta üç kişinin resmini gösteriyorlardı. Bir ben, bir Çinli hanım, bir de Japon fizikçi. En iyi araştırmacı olduğumuzdan değil, çünkü bunlar en çok hit alanlardandı. Eğitideki çocuklar oturuyor, bazı sender kim diyor veya kavram olur hocamız, bazı sender kim diyor, şey diyor. O bakımız. Sonra da bir çizgi roman yaptılar, bunu da yayınlıyorlar şimdi. Dediğim gibi herkes çok takdir etti ve sağ olsun hem milletimiz hem devlet olarak, hükümet olarak birçok tebrikler geldi. Fakat bana en çok dokunan İsveçli emekli kardeşlerimden geldi, oradaki işçilerden. Karın oğlu hoca da oradaydı.
Tek onların verdiği plaketi, Karanoğlu'nun plaketini oraya koymadım. Onun tek işçilerin verdiği, onlarınki ofisinde. Aziz Hocam, siz çok çalıştınız, güzel sonuçlar elde ettiniz, mevah kazandınız, tebrik ederiz diyorlar. İşçi, benim gibi işçi adam çalışmaya önem veriyorlar ve benim de en çok değer verdiğim şey çok çalışmak. Biliyorsunuz, dün Nobel madalyasını Anıtkabir'e koyduk. Ve ben Nobel'i aldım